Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bitlis Güroymak bölgesindeyiz. Yanımızda Erdal Bey var. Erdal Bey hoş geldiniz öncelikle programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Şimdi Erdal Bey, burada yapmış olduğumuz faaliyetler ve ürün çeşitinden önce sizleri bir tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Yaklaşık 12-13 yıl bu sektördeyim. Yani 12 yıl, yaklaşık 12 yıl başkalarının yanında çalıştım. Bir seneden fazla oldu. Bu işi yapıyorum, kendime yapıyorum. Artık yani biz kendimizi gösterelim dedik. Başkaları başkalarına kazandırıp bundan sonrası kendimize kazandıralım dedik. Hani böyle. Çok teşekkür ederiz. Peki Erdal Bey, burası Umut Yapı ve İnşaat olarak geçiyor. Peki buradaki ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Bunları A'dan Z'ye varana kadar sizlerden alabilir miyiz bilgileri? Tabii ki. Şimdi buradaki ürün ve ürün çeşitleri bizim sektörel olarak elektrik, su ve doğalgaz olarak geçiyor. Bizim burada mesela doğalgazda petek olsun, kombi olsun, ondan sonra elektrikte ise bir binada yaptığımız, ondan sonra boru olsun, kablo olsun, anahtar olsun, priz olsun, bunları yapıyoruz. Ondan sonra suya geçince bataryalar olsun, ondan sonra lavabo olsun, vejetaşlar olsun, klozet olsun, bunları komple yapıyoruz yani. Ondan sonra borular olsun, pimaş çeşitleri olsun, hani peperece çeşitleri olsun, demir boru olsun, hani bunları şu an yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki bunlarda nelere dikkat ediyoruz veya ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizlerden? Hani şimdi burada şu sorunlar yaşanıyor. Yazın ortasında bizim inşaat sektörleri başlıyor. İnşaat sektörlerine giriyoruz. Bizim yapacağımız işlemler şöyle. Hani şu zamana kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Elektriği olsun, suyu olsun, doğalgazı olsun. Bizim yaptığımız bunlar, ondan sonra sıva altı olsun, sıva üstü işlemleri olsun. Yazın bunları yapıyoruz. Kışın ise kışa girmeden önce bazıları gelip, müşterilerimiz gelip doğalgazı olsun, şeyleri olsun, doğalgaz işlemlerine geçiyoruz. Peteği olsun, kombisi olsun, demir boru hatları olsun, ana hat hatları olsun. Yani bunları yapıyoruz. Bu işlemler yaşanıyor. Ondan sonra kışa girdiğimizde millet ısınamıyor. Buranın soğuğu biraz daha fazla batıya göre. Petek temizleme işlemlerine geçiyoruz. Petek temizliği yaptığımızda yani bu hem kombilerde hem peteklerde hem yakıtlarda ve zaten genel zamlardan ötürü millet bayağı tercih ediyor petek temizleme işlemlerini. İşte petekleri temizlediğimizde millet memnun kalıyor, müşterilerimiz memnun kalıyor, başka arkadaşlara yöneltiliyor. Ondan sonra gayet memnun kalıyorlar yani. Çok teşekkür ederiz. Peki Erdal Bey, kış ayında öncelikle, şimdi Bitlis'te olduğumuz için dediğiniz gibi kış aylarında doğalgaz, kombi vesaire, petek temizliği, bunlarla ilgileniyoruz. Bu gibi çalışmalar yapılıyor. Peki bunlarda neler yapılıyor? Özellikle nelere dikkat ediyoruz? Müşteriden kötü bir dönüş almama adına veya bizi izleyen seyircilerimize ne gibi tavsiyeler verebiliriz? Nelere dikkat etmeliler? Yani bizim zaten biz bütün müşterilerimize özenle zaten işlerini yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hani daha fazla mesai harcıyoruz, daha fazla çaba sarf ediyoruz. Hani bunların herhangi bir sıkıntı yaşamamalarını sağlıyoruz yani. Malzeme bakımından neler kullanılıyor peki? Malzeme bu bakım... petek ve kombilerde özellikle temizlemelerinde? Şimdi petek temizlemede bir ilaçlı temizleme var. Bir de sadece suyla ve hava basıncıyla temizleme var. Aralarındaki farklılıklar nelerdir? Aralarındaki farklılıklar ilaçla temizlendiği zaman peteği inceltiyor ve peteğin patlamasına neden oluyor. Hani bunu pek fazla tercih etmiyoruz ama iyi de temizliyor. Bunları pek fazla tercih etmiyoruz çünkü malum hani şu gelen zamlardan dolayı artık kimse yani bir tane başka petek alamıyor. Biz hava basınçlı ve suyla temizlediğimiz için hem daha iyi, daha güzel temizleniyor ve millet de bizden memnun kalıyor. Hani böyle. İşimizi severek yapıyoruz. Tabii. Ve ayrıyetten de dediğim gibi bu gibi işlemlerde
temizlikten önce, iş disiplininden önce size zaten güvenmeseler bu kadar yıl boyunca kariyer basamaklarında ilerleyemeyiz. Peki şimdi bizleri izleyen seyircilerimize özellikle bu yapı ve inşaat bölümünü temsil ediyorsunuz. Fakat bunlarla ilgili riskler nelerdir bu sektörde? Yani bu sektörde gerçekten hani iş güvenliği olsun çok önemli. İlk önce insan güvenliği. Bir işe başlamadan önce kendi güvenliğimizi alıyoruz. Hani merdiven olsun, basamak olsun, elektrik olsun. Hani bunlar tehlikeli işler. Şimdi ondan önce zaten işe başlamadan önce biz ilk önce kendi güvenliğimizi, elemanlarımızın güvenliğini sağlamak durumundayız. İş sağlığı zaten her şeyden önemli. Tabii ki, kesinlikle. Hani ondan sonra herhangi hani şu işlerde pek fazla tehlikeli işler olduğunu sanmıyorum. Çünkü biz dairenin içinde çalıştığımız için daire dışında herhangi bir işimiz yok. Daire içinde çalıştığımız için yani zaten elektrik falan içinde olmadığı için herhangi bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Sadece yüksekliklerde sıkıntı çıkar. Peki Erdal Bey, genel olarak hangi aylarda daha çok yoğunuz ve kaç kişi çalışıyoruz? Genel bizim sezon başından ta bu zamana kadar yani Nisan ve Mayıs ayından itibaren Ağustos ve Eylül ayına kadar inşaat sektöründe çalışıyoruz. Ve yaklaşık bu 9-10 kişilik ekiple oluşuyor. Yani yetiştiremiyoruz da. Çünkü bir tane değil. Hani yaklaşık 2-3 tane iş aldığımız için ekip dağılıyoruz. 4 kişi, 5 kişi ya da 3 kişi, 2 kişi olarak farklı yerlerde çalışıyoruz. Öncelikle elektrik ekiplerimiz ayrı, önümüzden iş çıkarıp ilerliyor. Ondan sonra su ekibi arkasından ayrı çalışıyor ve bunu yaklaşık bir ay içerisinde yaklaşık bir 24-28 dairelik işi bir aya düşürüyoruz. Hem çabuk hem titiz hem de güzel bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız sürece yani müşterilerimiz bizden memnun kalıyor ve bizi de çok tercih ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Son olarak sevgili izleyenlerimize sosyal medya hesaplarınızın isimlerini verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim şirketimiz Umut Yapı İnşaat olarak geçiyor. Sosyal medyadan Erdal Karakoç olarak beni takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Sizi buraya kadar da yorduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.